Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Klan Savaşları'nın 20. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, tam sayı oldu arkadaşlar. Sonunda 20 bölüm oldu arkadaşlar. Eski kanalda 14 bölümünü yayınlamıştım. Bu kanalda sadece 5 bölüm yayınladım. Bu da bu kanalın 6. bölümü arkadaşlar. Evet, şimdi yine aynı şekilde Golem Pekka basılı ama bu aralar Valkyrie kullanmaya başladım. Valkyrie son seviye aldım 3 tane klan kalemi arkadaşlar ve artık Valkyrie'yi de son seviyeyi ben kendim çıkarabiliyorum. Ve artık başlayacağım Valkyrie'yi yükseltmeye arkadaşlar. Valkyrie'yi yükseltene kadar hep klan kalemi alacağım arkadaşlar. 4 olmadan zaten pek kullanılmıyor asker arkadaşlar. Çünkü 1-2-3 seviyelerde fazla işe yaramıyor. O yüzden de 4 ve 5'te kullanmayı düşünüyorum. 4 olana kadar da 5 seviye son seviye işte klan kaleme Valkyrie alarak Golem Pekka ile savaş yapacağım. Gerçekten iş görüyor arkadaşlar, bakalım. Şimdi klan savaşları yapacağız yine aynı şekilde, biliyorsunuz. Ben bir tane saldırı yapıp bırakmam, ben 2-3 tane saldırı yapıp bölümün sonuna geleceğim. 2-3 tane canlı saldırı yapacağım, bir de bakalım nasıl olacak. Bu savaşta büyük ihtimal kazanacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada abim katılma şartlarını değiştirmiş, demiş ki bana, böyle şart mı olur lan gerizekalı dedi bana, değiştiriyorum lan bunu dedi. Dedim ne alt yersen niye dedim. İşte onu argolu hali diye düşünün siz onu. Tabi öyle demedim, onu uyduruyorum şu anda. Abim kendi kendine değiştirmiş bunu dedi. Ben 100 level aşağısı almam dedi. Çünkü klanı o yönetiyor. Ben yönetmiyorum arkadaşlar. Ben sadece öyle takılıyorum, video çekiyorum. Öyle bir şey yani. Bu arada oyun gemisinin Erkan abi de burada. Nerede Erkan mı, neredeydi? Evet, Erkan abi de burada. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Burada savaş yapacağız arkadaşlar. Katılım şartlarını tamamen ben değiştirmedim. İstekleri ben reddetmiyorum. İstedikleri ben kabul etmiyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Klanda da pek aktif olmuyorum. Sadece klan savaşlarını falan yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım hemen. Bire mi saldıralım? Bire saldıralım büyük ihtimalle. Ya da onu sona saklayabiliriz aslında. Aynen, bunu sona saklayalım. 2'ye bakalım, 2 nasıl bir şeymiş. Evet, ilk önce 2'ye mi saldıralım? Ama bu bayağı bir karışık bir düzenmiş. Neyse, hemen buna saldıralım arkadaşlar biz. Oo, az daha kapatıyordum oyunu. Abi bu çok tehlikeli bir düzenmiş ha, neymiş bu? Ha, klan kalesi boş, tamam, hadi deneyelim bakalım. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Sonra da daha 2-3 tane daha farklı hesaplardan da saldırı yapacağım arkadaşlar. Şimdi güzel bir sonuç alırsak gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Ama golemin bir tanesi yanlış bir tarafa gitti gibi geldi bana. Neyse, çok da önemli değil, zaten elimizde 50 tane büyücü var. Şuraya hemen kralımızı bir şekilde, orası zaten kırık. Şuralara Pekka atmayalım hemen. Dur, biraz daha etrafı temizleyelim, zaten şimdi atacağız Pekka'mızı. Tamam, 1-2 kral, kraliçe, valkyriler at, duvar kırıcıları da at. Öfke, şuraya da atlama atacağım abi hemen. Sonra şuraya da şifa büyüsünü attım mıydı? Tamam, 4 tane büyücü de elimizde kalsın. Şuraya da öfke atalım. Oh, çok güzel girdik arkadaşlar. Vallahi çok karizmatik girdik içeri. Kral sağ tarafa gidiyor. Tamam, köy binasını yıktık arkadaşlar, tamamdır. Tehlike geçti. Tehlike artık fazla kalmadı. Şuraya da bir tane şifa büyüsü atalım. Biraz şifayı geriye attım. Çok da sıkıntı değil zaten. %50 çok kaçınılmaz geldi. Bu arada yaptım çünkü hastayım arkadaşlar. Ağzım sulanmış bir şekilde. Neden bekliyor? Çünkü limon içtim arkadaşlar. Limon gerçekten hasta olduğum için, hastalık başlamadan limonu içtim ki. Yani limon gerçekten faydalı oluyor. Yani böyle nane limon falan içtim. O yüzden ağzım böyle sulu birazcık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü nane limon gerçekten hastalığa birebir yani. O yüzden de hasta olmadan hemen içtim ki videoları rahat bir şekilde çekebilirim. Çünkü hasta olduğum zaman sesim gerçekten tuhaf çıkıyor. Yani konuşurken zorlanıyorum. O yüzden de hasta olmadan bir sürü faydalı şey içtim arkadaşlar. Tamamdır ya, kralın yeteneğini şimdi bastım. Yani bayağı bir yüksekte %100 aldık arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde burayı yırttık ha. Güzel yırttık ama ha, değil mi? Abi şu son 2-3 savaşları gerçekten abanıyorum bu savaşlara. O yüzden de biraz alıştı elim ya harbiden. Güzel güzel. Tamam, buraya da savaşı bitir diyelim, kapatalım. Güzel ya. Bu arada 2 savaştır kazanıyoruz. Bu 3. savaşımız olacak kazandığımızın skoru. Şuradan göstereyim. Savaş gününde 2 savaştır kazanıyoruz. Bu da 3. olacak inşallah. Bundan sonra da inşallah kazanırız. Bu arada birkaç tane arkadaşımız katılmış. Bunları tabii ben kabul etmedim. Abim kabul etmiş. Alımlara full abim baktı. Ben hiç bakmadım, onu da söyleyeyim. Videoyu paylaştım. Sonra zaten gittim bayram ya. Bayram olduğu için bizim misafirliğe gittik tabi, bir sürü akrabamızın yanına gittik. O yüzden de evde değildim video yayınlandığı zaman. Clash of Clans'a da giremedim. O yüzden de bütün alımları abim baktı. Evet, şimdi yine aynı şekilde golemlerimizi, pekkalarımızı basalım. Bir pekka, bir pekka. Ondan sonra 5 duvar kırıcı buradan. Dur lan, yanlış, 6 tane bastık. Ait pekkayı iptal ettik. 5 5. Sonra hangisini alacaktık? Büyücü, evet, büyücü çok önemli. 13 13 de buradan. 13-14 mi olacak lan? Ha, aynen. Tamam, bir tane de duvar kırıcı iptal edelim. Ya da duvar kırıcı basalım abi. Duvar kırıcı önemli çünkü.
Harbiden ha, 11 tane duvar kırıcı olsun. Zaten büyücü 50 tane oluyor elimizde. 27 tane büyücü var elimizde. 13, 14, aynen 27 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Ben abimin hesabına gireyim arkadaşlar. Bu arada büyüyle basmayı unutmuşuz. Şöyle şöyle. Böyle miydi lan bizim saldırdığımız büyü stili? Dur, gözcülük yap abi. Ne gözcülük yapması abi? Tekrar izle bir. Bakalım bizim iki tane şifa. Aynen tamam tamam. Tamamdır. Hız büyüsü de basalım bir tane. Ya da hız büyüsü değil, zehir mi basak? Zehir var elimizde. O zaman hız basalım. Tamamdır. Sonra her şey hazır değil mi? Şimdi abimin hesabına gireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeydi abimin hesabım? Onu neyse tamam. O hesaba girdiğim zaman karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet, abimin hesabına girdik arkadaşlar. Abimin ordusu Golem Pack ordusuydu. Pack'ların bir tanesini iptal ettim. Biraz büyücü iptal ettim. Gittim Valkyrie bastım abi. Golem Pack'a kaldım artık. Hala bilmiyor bu çocuk. Neyse, Klan Kalesi'nde de bir tane Golem varmış. 3 tane Golem'le savaş yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Büyü olarak yine aynı benim büyümle. Aynı arkadaşlar büyü basılmış şeklinde bekliyorum. Şimdi 4'e de Kaptan Amerika saldırmış. Şu köyü de üçlememiz gerekiyor. Bu bölümde büyük ihtimalle üçleriz onu. Bu arada Yunus Baba şöyle kim saldırmış acaba? Abi mi saldırmıştır? Mehmet'te bu hesap yok zaten. %99'da kalmış. Onu da izletiriz videonun sonunda. Neyse. Şimdi ilk önce bir saldırımızı yapalım da siz sıkılmadan izleyin arkadaşlar. Ben zaten siz sıkılmayın diye onları izletmiyorum. Normalde canlı saldırıları hepiniz izliyorsunuz. O yüzden de şey yapmıyorum. Bu arada hepiniz dedim böyle videoda. Hepiniz diyorum ya. Hepiniz tekrardan diyorum. O yüzden de biraz ağzıma alışmış. Tamamdır. Nasıl saldırabiliriz bunu? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Taktiği çözdüm arkadaşlar kafamda. Şuradan şöyle 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 şöyle. Tamam tamam. Siz şu an anlamadınız ama Klan Kalesi'nde bir şey yoksa sıkıntı yok. Tamamdır. Rahat alırız gibi geldi bana ama inşallah sıkıntı olmaz. Klan Kalesi'nde bir şey yok zaten. Şimdi bir tane golemi buradan abi. Bir tane golemi buradan. Sonra biraz büyücü atalım da. Birazdan golemin diğer ikisini de atacağım. Bir tane golemi de şuradan atalım abi. Oradaki büyücülerimi de korusun da kolay bir şekilde dağıtabileyim şu askerlerimi. Kral, kraliçe, walkiler, büyücüler, duvar kırıcılar. Ver hepsini ver abi. Öfke. Şurayı da atlama abi. Sonra şurayı da şifa. Çok güzel. Hadi hepiniz ortaya girin koçlarım benim ha. Şuraya da bir tane daha öfke abi. Hadi girin ortaya. Hadi girin koçlarım. Lan nereye gidiyorsunuz? Girseniz ortaya oğlum. Klan yeteneği lan. Klan yeteneği bastım ama olmadı be. Abi bu cehennem kulesi yaktı yıktı ortalığı be. Yemin ediyorum abi elletemedi bile ya. Yemin ediyorum elletmedi bile. Ha okçuya vur, okçuya okçuya okçuya. Evet 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 evet. Abi savaş sonradan döndü yemin ediyorum ya. Ya ben böyle bir... Lan savaş yaparken var ya öldüm. Ah, argo kelime kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Normalde ben argo kelime kullanırdım. Eski kanaldan bile kullanıyorum ama bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyormuş. O yüzden kullanmamaya çalışıyorum. Evet. Abi böyle bir savaş oldu mu ya? Lan yemin ediyorum tableti kırdım, ekranı da değiştim, kralın yeteneği basamadım. Ama iki yıldız geldi ya. Lan ne yaptıysam ettiysem kral birden öldü oradan. Açalım izleyelim arkadaşlar. Ben böyle bir savaş görmedim ya. Yemin ediyorum çok heyecanlı geçti benim adımım. Dedim herhalde tek yıldızda kaldım ya da tek yıldızda alamayacağım dedim. Bakın şuraya iyi bakın. Bakın tek çarpıyı aldım bak bak bak. Kral nasıl ölüyor ölüyor. Şimdi iyi bak. Kralın canı şimdi full ya. Hop gitti yani. O cehennem kulesi tekli de ya. Abi mahvetti bakın. Bak hiçbir şeyimiz kalmamış. Umudumuz kalmamış. Cehennem kulesi aynı şekilde. Kraliçeyi de tek atar diyorum. Ama burada koca yürekli büyücü. Cehennem kulesini oyalarken koca yürekli Pekka geldi ve Pekka vurdu. Ve kraliçe de arkadan vurdu abi. Oh be. İki yıldız gerçekten güzel oldu. Ya iki yıldız alsak bile zaten büyük ihtimal karşı rakibi yeniyoruz. Zaten adamlar savaş yapmıyor. Şu an saldırı yapmamış pek. Ya bir de adamlar klan kalelerini doldurmamışlar. O da bizim açımızdan güzel bir avantaj oldu. Şimdi ben Moody'ye saldıracağım. Moody. Bu arada şunu da izleyelim arkadaşlar. Şu Yunus Babajo'ya saldırılan, Yunus Babajo'nun saldırdığı yani benim hesabımın abimden tarafından saldırıldığı savaş. Oh konuşmak da çok zormuş ya. Hastayım birazdan. Hala iyileşmedi. Yani iyileşmedim derken daha yeni belirtilerini görmeye başladım. Bu sabah görmeye başladım. Nane limonu içtim, ıhlamur içtim, onu içtim, bunu içtim, gittim enerji içeceği içtim. Yani içmediğim şey kalmadı. Yemediğim faydalı yiyecek kalmadı. Hasta olmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir de kurban bayramı yani. Yani et de yiyoruz sonuçta. Et de proteindir yani değil mi? Evet hızlandıralım bakalım arkadaşlar. Burada da nasıl olmuş? Aslında iyi hareketler yapmış ama yani bu yıldırım büyüsüyle saldırıldığı zaman ya bir tane hız büyüsü Klan Kalesi'ne lazım abi. Yani çünkü bazen alamamazlık gibi oluyor böyle çünkü öfke olmadığı zaman gerçekten sıkıntı oluyor. Zaman yetmiyor. Diğer türlü bütün savunmaları alıyorsunuz zaten. Hava savunması olmadıktan sonra köy sizin karşınıza eğiliyor bildiğin. Baksanıza. Bütün savunmalar ateş ediyor ama hiçbiri ejderhalara karşı koyamıyor. Ama zaten
zaman yetmiyor. Öfke büyüsü olmadığı zaman hızlanmıyorlar. O yüzden de zaman yetmiyor. O yüzden de Klan Kalesi'nin hız büyüsü alması şart diye düşünüyorum. Yani bunu da üşleseymiş iyi olurmuş ama zaten sıkıntı yok. Memo hesabından bunu üşlememiz çok kolay. Benim troll hesabımda abim bütün saldırılarını kullanmış ama abim kendi hesabında saldırıları kullanmadığı için abinin hesabına da bir tane daha saldırı yapacağız arkadaşlar. Tamamdır. Burada da savaş bitmiş bakın. Ha burada kalmışlar. Ucu ucuna yani. Neyse. Şimdi abimin ordusunu da basmadan önce bir tane de canlı saldırmamış Kaptan Amerika niye saldırıyor abi buraya? Altta üşlenmemiş bir taraf var ya kardeşim. Neyse. Canı sağ olsun ya ama altta üçlenmemiş taraflar var. Bak buraya saldırabilirdi diyeceğim de ona zaten o saldırmış. Buna zaten Memo ile saldırır. Sıkıntı yok. Tamam hadi ganimet alsın bari. Bire ben saldıracağım çünkü. Şimdi bire saldırsaydı kızardım ama harbiden. Bir benim çünkü. Tamam abi. Golem. Walker'ler. 4 tane buradan. Bu arada abim bir tane hakkı var değil mi? Evet varmış tamam. Bunu da üçleriz büyük ihtimalle abimle. Tamamdır. Çok kolay bir köydü galiba 4 ya. Dur. 4'ü hiç hatırlamıyorum. Bunu üçler miyiz abi? Aa bunu üçleriz abi. Tamam. Klan Kalesi'ne de ekstra olarak da 3 tane de Valkyrie alırız arkadaşlar. Tamamdır. 4 tane Valkyrie buradan 8 tane Valkyrie oldu. Klan Kalesi'ne ya Golem ya da Valkyrie alırız yine. Bir tane Pekka candır yani. 8 tane de arkasına şey basalım. Duvar kırıcı basalım. Bu arada kardeşim bağırıyor bana orada. Ama iplemiyorum. Çünkü videodayım. Bak kapıyı açıyor bak. Baba. Neyse açmadı. Vallahi vazgeçti. Yemin ediyorum vazgeçti. Bu sefer troll yemedi benim. Tamamdır. Burada fazla büyücü baskı lan. Ne yaptık? 4, 8, 12, 13, 14. Bu da öyle olsun. 14 tane büyücü yeter mi bilmiyorum ama yeter ya. Valkyrie'ler var sonuçta. Neyse. Diğer hesabıma içim yani kendi hesabıma içim ona da saldıracağım sonra Memo'da da saldıracağım ondan sonra bölümümüzün sonuna gelir miyiz bilmiyorum. Bir tane daha saldıracak hesabım var galiba neyse bakarız. Oh konuşamıyorum arkadaşlar birazdan karşınıza alacağım. Evet arkadaşlar ordumuz hazır oldu. Klan kalemizde de son seviye Valkyrie aldım arkadaşlar ve görüyorsunuz orada aynı şekilde yine. Ve büyüler de çıktı her şey hazır şu an. Kralla kraliçeyi de kontrol ediyorum evet. Onlar da hazır arkadaşlar hemen birinci sıraya saldıralım bakalım nasıl bir yüzde alacağız ve nasıl bir sonuç alacağız. İnşallah en azından hiç alamasak böyle tek yıldızı bile alsak bize yetebilme ihtimali var neyse. Evet köy bayağı bir dağınık bir köy arkadaşlar. Böyle köylerin yanlardan girilmez arkadaşlar ama ben yandan gireceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Buradan saldırırsak 2 tane cehennem kulesiyle birden yüzleşeceğiz. Klan kalesi ve doluymuş yani. O da sıkıntılı bir durum. Diğerlerinde klan kalesi dolu değildi. O yüzden biraz daha kolaydı bizim için ama şimdi bakalım klan kalesi dolu. Biraz sıkıntı çekebiliriz. Bakalım inşallah en azından bir %50 alsak yeterli bizim için. Sonuçta savaşı çok garanti bir şekilde kazandık. Hiç yoktan iyidir evet. Şimdi saldıralım bakalım. Zaten etraf temizlenmiş bir şekilde bekliyor yani keklik gibi. Hemen şuraları kıralım arkadaşlar. Pekka'nın bir tanesi buradan bir tanesi buradan. Kral, kraliçe, büyücülerin geri kalanı ve Valkyrie'ler. Öfke. Zaten onlar orayı kıracak şimdi arkadaşlar. O yüzden de atlama büyüsünü şuraya atacağım ben. Şifa büyüsü atalım. Oha neler geliyor orada. Zehir. Ver. Abi kral, kraliçe vasiyet yetenekleri ya. Ama kral öldü lan. Kralın yeteneği bastım kral öldü. Vallahi şuraya bak. Ama fena gitmiyoruz şu an. Golem orada biraz savunma görevi görüyor ya. Orada öfke de attım arkadaşlar. Tamam. Yok. Köy binasını yıkacağız gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Oha. Oha birader. Hayır. Vallahi gitti bak. Şuraya bak. O kadar şey soktum içeri ama alamadılar. Neyse. %50 zaten geldi. Büyücülerin geri kalanını full buraya atacağım. Bakalım alabilecekler mi merak ediyorum. Nereye gidiyor? Şuraya mı gidiyor? Galiba oraya gidiyor. Neyse şimdi orası yıkıldıktan sonra köy binasına mı gideceksin? Yok gitmiyor. Abi niye köy binasına gitmiyorsun ki? Abi gitsene köy binasına. Abi vallaha sinir ederler bunlar adam ya. Şöyle bir hızlandırma attım ama köy binasına gitmediler. Gitseler de alamazlar zaten. Neyse en azından tek yıldız aldık arkadaşlar. Aslında burada gelebilirdi ama orada bir golem parçalandı. Sonra da gitti kraliçeye odaklandı. O yüzden de alamadık arkadaşlar. Neyse. Güzel bir bonus alacağız arkadaşlar. 1.200.000 altın, 1.200.000 iksir ve 6.500 de kare iksir aldık. İyi. Fena değil arkadaşlar. Bu savaşı da zaten garanti bir şekilde kazanacağız gibi geliyor bana. 3 tane canlı saldırı yaptık arkadaşlar. Bu bölümde burada sonuna gelelim. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Normalde Memo hesabına da girip buna saldıracaktım ama bölüm fazla uzun olmasın diye bölümde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla klan savaşları videoları gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece yarın attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.